belli yaşa almış bu işte emek vermiş insanlar da şu anda kendilerini lanse ederken hani körler sağırlar birbirine ağırlardan ziyade biz bu işi yapıyoruz işte bizi dinliyorsunuz ne kadar mutlusunuz dememiz gerekiyor. Çünkü biz bu işleri gerçekten başından beri takip ediyoruz ve müziği başından beri takip ediyoruz. En iyisiyle Türkiye'ye ulaştırıyoruz buna eminim çünkü hepimiz müziği biliyoruz. O nedenle Funkisi mesela ben Samsun'da Funkisi'nin programlarını dinleyerek gençliğimi geçirdim diyebilirim Club Check. Mesela seni izledim, televizyonda izledim. Hatta aynı radyolarda çalıştık. Ya benim için çok önemli bir şeydi. Samsun'dan İstanbul'a gelmek, işte Samsun'da olmayan İstanbul piyasasını tatmak. İşte DJ'lerle müzik istişaresi yapmak, konuşmak falan. Ama biz bunu hani bilinçli bir şekilde yapmamışız. Biz bunu severek tabii. isteyerek yaptığımız için biz hani bunu bir mesleğe dönüşür ya da biz bundan para kazanırız. Sen de mesela Burçin indie ve rock dünyasına benden çok daha hakim. Ben tabii. mesela hip hop ve belki dans dünyasına ondan daha hakimim. Biz yani yayında program yaptığımız zaman öyle bir atışma oluyor ki birbirimizin boşluklarını dolduruyoruz, tabii. tamamlıyoruz birbirimizi ve bunu biz doğal olarak yapıyoruz. Buna hiç böyle bir efor sarf etmedik. Bu çünkü içimizde bildiğiniz var olan bir şey. Senin için de aynı evet, şey geçerli. Bildiğimiz konu bu bizim. Yani dinleyicilere belki hani o dediğin gibi gençler çok dinliyorlar ve bir şey yapmak istiyorlar. Ve artık eskisi gibi karşılarında çok fazla örnek model yok. Yok yok. Ve o yüzden ben biraz da işte hani sizin gibi adamların daha çok daha uzun konuşmasını istiyorum. Çünkü mesela bu hikayeler önemli. Sen Samsun'dan çıkıyorsun yani bu şey değil. Adam geldi bir söz yazdı çıktı iki rap yaptı falan değil. Yani bir kültür geliyor Samsun'dan. Evet. Ailesinden geliyor evet. işte yokluğuyla şunluğuyla. Ve o oradan bir şey yaşardı. Ben sanatçı gibi bakıyorum yani bu işe. Zaten öyle bir yani. Yapı çıkarıyor. Evet. Kesinlikle ya öyle. Aslında DJ'likle başlayan bir yol. Başoke evet. olmak isteyerek başladım. Aslında ben dansçılıkla başladım yani. Breakdance. Evet. evet. Öyle bir taraf da var. Ben bu adamı tanıdığımda saçları upuzundu biliyor musun? Uzun. Tabii breakdance yapıyordum. Şapka falan. Saçlar dedi. Upuzun arkadan bağlı. Evet. Ve böyle sürekli pop rock yapan bir... Hatta Bakırköy'de mi nerede? Bir yerde Yeşilyurt'ta mı? Bir... Evet Atak şey... bir yerde ilk seninle orada denk gelmiştik. Evet, Beşiktaş'ta böyle... Palladium sanırım. Tepede bir yerde bir kabin vardı. Böyle dans pistine bakıyorduk. Herkes breakdance evet, yapıyordu evet. falan. Palladium. Vay canına sayın evet, seyirciler. Orada... Hatta ben Funky'den rica etmiştim gelip çalar mısın diye. O da evet çalar. O da boombox'ını aldı geldi. Herkes o gün merak ediyordu. Acaba Funky gerçekten gelecek mi yoksa Yunus yalan mı söylüyor? Ben de saate bakıyorum. Bir de gelecek saat 1 10 var hala funk yok. En son saat tam 1'de gelmişti. Geldi mi? Tabii geldi. 65 wow. Impala SS. Evet evet Impala ile geldi. Evet. Elinde böyle çantalar falan. Tam rapçi ama böyle bir Impala SS evet. var. Planet Rock falan çaldı böyle. Ya tabii şimdi insanlar da şaşıyordur. Bir ara İstanbul'da Türkiye'de var işte insanların breakdance yapacağı platformlar vardı. Kalamış da vardı. Ben Anadolu yakasında oturuyordum ve biz oraya gidiyorduk. Ataköy'de Santranç vardı mesela. Bizim hep evet. buluştuğumuz yer Ataköy'deki Santranç'tı. O 5. kısım, 6. kısım artık bilmiyorum kısmı. Ama biz orada hep buluşurduk. Küçük bir boombox'ımız vardı. Ona müziği koyardık, kaset çalıyorduk. Kaset. Tabii kaset çalıyorduk. Bunun daha evveli ben 84'te falan ilkokul 3'teyken başladım yani. Breakdance. Ondan sonra seminerlere çıktım, ortaokulda Türkiye yarışmalarına katıldım, lisede tekrar katıldım. Sonra üniversiteye kadar dans ettim, belimi sakatladım, bıraktım. Dedim ki bu hani hip hop aşkı ölmüyor, başka bir dalına gideyim. Çünkü hip hop biliyorsun işte rap, graffiti, MC, breakdance hepsi kapsıyor. Graffiti. İşte hip hop bizim yaşadığımız şey, rap yaptığımız şey diyor ya KRS-One. Ben rap yapmıyordum o zamanlar, sadece dinliyordum. Danstan sonra nereye geçeyim? Disjokeyliğe geçeyim dedim. Disjokeyliğe geçtim. Disjokeylikten sonra da daha böyle sınırlarımı genişleteyim derken kendimi rapin içinde buldum. Rap, prodüktörlük falan. Bir tek grafitiyi böyle tam anlamıyla yapmadım. Onu da çok istiyordum ama bazı şeyleri de yapmamak. Yapamamak. Ya bir şey soracağım. Bu grafiti konusunda o, tabii, o, uğraşıyorum. Var. Severim. Zamandan bu beri. Breakdance olayı senin konserlerinin bir parçası oldu mu? Çünkü ilk sene oldu. YouTube videoları arasında senin sürekli hatta bir takım televizyon programlarında ya, bir breakdance ya, yapmıştın. Beyazdı mı? Öyle bir... Evet. Çıktı bir breakdance yaptı. Orada breakdance yaptı mı? Türkiye şampiyonları gelmişti. Avrupa'da şampiyon olan arkadaşlar. Tamam. Beni de dinliyorlarmış, seviyorlarmış. Bana sürpriz yaptılar. Beyaz dedi dans edin. Ondan sonra sen de eder misin dedi. Ben çocuklara ayıp olmasın diye bir iki figür yapayım dedim. Ama ben öyle dans etmiyorum yani. Yani evde müzik dinlerken falan kendi kendime figürler sergiliyorum açıkçası. O kendi kendime yaptığım bir şey. Televizyonda ilk kez öyle bir şey gerçekleştirdim. Bunun haricinde 2006-2007 turnemde, Türkiye turnesinde
terapi şarkımın ortasında bir böyle enstrümantele right. düşen yerde işte parmakları kırılan bu yazar yılmadı bölümünde scratch falan varken ben de orada elektrik boogie koreografi yazdım. Evet onu hep görüyorum yapmış. Denk geliyorum aslında ya, güzel bir şey yani. O da benim yani. İşte ilkokulda yaptığım koreografinin aynısı demek ki hiçbir şey gelişmemiş yani. İlkokulda yaptığım bir koreografi. Yok yakışıyor yani. Güzel de yapıyorsun. O hareketleri figürleri evet. bayağı hazmetmişsin. Çocuklar çocukluktan çok, geldiği için de çok daha rahat yapıyorsun. Köprüm öpüyor her şeyi yapıyorduk yani. Ya bu çocukluk dönemi çok önemli. Çok. Evde çok dinlediğin çok. Müzik, sana ailenden gelen kültür, kütüphanedeki kitaplar. Odandaki yani, duvarındaki sana... afişler, posterler. Şimdi ben sana çok enteresan bir şey anlatayım. Bir gün Ayvalık'a gidiyoruz. O zaman yaşım da 10 falan herhalde. Ayvalık'a İzmir'den işte otobüste indik. Sonra bir taksiye bindik. Taksideki adamın kaset çalarını orada bir tane kaset gördüm. LL Cool J'in Walking with the Panther albüm. Böyle ya. Ve yani adam bayağı bir yaşı vardı. Ve ben o an ne hissettim biliyor musun? Adam benim arkadaşım olabilir. Yani bu adamla bir şey konuşmalıyım. Yaşım 10'du. Yani düşün LL Cool J beni kimlere yakınlaştırdı? Mesela tabii. Public Enemy haberi nedeniyle senin abini tanıdım ben Burçin mesela. Hmm. Hani Public Enemy'yi söyleyen ilk kişi. Hatta Public Enemy de da Sol sayesinde Repotek programını tanıdım. Orada da Funky'si sunuyordu. Yani hep size çarpıyorum arkadaş. Hep sizin tarafınızdan bir şey çarpıyorum. Sene 1900... 90 ya da 91 ya da işte o civarında. 91 herhalde. 88, 89. O kadar varsa bak, onu da... Bak 80'lerin sonu TRT1'de yayınlanırdı o. Evet sen böyle hatta Türkçen o kadar bozuktu ki Türkçen. O kadar bozukmuş. Ben şu an bir tane VHS kaset var elimde o programlardan. Bende de yani var. Yani TBT'nin kralı yani söyleyeyim. Evet. Boombox omzumda televizyona çıkıyorum. Süper programdan. Ve hip hop rap şarkıları tanıtıyorum. Ve Türkçem nasıl biliyor musun? Çok kötü. İngilizce konuşuyorum. Ama Türkçe şey falan değil yani. Ben hatırlıyorum o dönemin izleyicisi olarak daha da küçüktüm. Birçok farklı müzik türünü biz TRT'de izliyorduk. İşte sizlerden evet. izliyorduk ama o zaman hani bu adam böyle Türkçe konuşuyormuş böyle. Hiç mesela olmadı. Şimdi seni izleyen ya da herhangi birimiz burada yanlış bir kelime kullanalım hemen reaksiyon gelir tabii ya. Evet. O zaman baktığımız şey ya bu adam bize ne veriyor? Senin söylediğin grup, senin söylediğin şarkı veya kim sunucuysa. Ya atıyorum ben şimdi orada bir tane grup sevmişim Gangstar atıyorum. Hı-hı. Gangstar'ı kimse bilmiyor. Burada evet. rap denince Dr. Alban deniliyordu. Dr. Alban, MC Hammer, Vanilla Ice döneminde Gangstar demek yani çok önemli bir şeydi. Gangstar, De La Soul dinliyorum, Tribe Called Quest dinliyorum, Naughty by Nature, Rob Bass, DJ Easy Rock. Yani bunların hepsi Funky C ile gelen şeylerdi. Repotek işte şimdi şunu dinliyoruz, biz de eli böyle biz de ne yapıyor abi filan. Ya bu Türkçe konusuna geri dönecek olursak sen enteresan Fars dili ve edebiyatını. Yani senin Türkçe olayın gerçekten hani mesela benim senin kadar Türkçem iyi olmayabilir ama ben de birçok usta isim işte Cihan Ünal'lar falan artikülasyon, diksiyon dersleri falan bu kadar düzelebildi. Yani benim Türkçem şu ama an sen Amerika'da... hayatımın en iyi seviyesinde ama yine de tam böyle dört dörtlü bir Türkçem yok yani. Ama şimdi sen Amerika'da ana dilin İngilizce olarak yetişmişsin, buraya gelmişsin. Sonraki dil olarak Türkçe sana geldi. Türk olsan da Amerika'da İngilizceyle yetişmiştin yani. Sen ne kadar kulağa hoş gelen bir ses tonu ve ifadesi, anlatımı var yani. Teşekkür ederim. Farsça çok şiirsel yani. Farsça bir de siz benim hocamdan bir şiir dinleseydiniz dersiniz ki hani böyle iltifat mı ediyor bana? Çünkü sonlardaki o T'ler, okunmayan H'ler, H'ler, ayınlar, gayınlar böyle farklı bir boyuta taşıyor yani. Bir tane değil örnek mi? Var mı aklında ezbere bildiğin Farsça mesela? Yok yani ben unuttum diyebilirim. Neden unuttum? Çünkü unutmaya gayret ettim. Neden? Çok kekelemeye başladım hayatımda. Mesela ben ilk okul yıllarımda çok kekeledim. Sürekli böyle kelimeleri ezberlerken o iki tane K var mesela ikisi ayrı. Birisini K diye okuyacağım, birisi K diye okuyacaksın. Bir tane H var H diye okuyacağım, bir tanesini H diye okuyacaksın. Bunlar hep bende kekelemeye neden oldu. Sonra annem dedi ki oğlum bu kadar aklını yorma. Geç sınıfını, yeter dedi. Sen bu işi yapmayacaksın ki dedi. Ben senin konsolos olmanı da istemiyorum. Vizeci olmanı da istemiyorum. Sen dedi bu hani şey yap dedi yani. Çünkü çok kötü bir duruma gidiyordu. Yani iki dil birbirine karıştı, bir de İngilizce okuyordu. Rahatlayınca düzeldi mi peki? Düzeldi. Peki aile, anne baba bu hip hop, Sagopa Kajmer kimliği bu... rapçi, breakdance yapıyor, kafasında dönüyor falan. Hani, baş belası. Nasıl? Ya iki kardeşsiniz. İkiniz de çok farklı. Şimdi benim kardeşim Radiohead hayranı. İşte onu demek istedim. İşte alıyor gitarı.